Gördünüz değil mi bana? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün YouTuber bir takipçimizin evindeki petek temizliği yapacağız. Çok meşhur olmasa da idare eder, ileride meşhur olacaktır umuyoruz. Şimdi burada bizim boş kombimiz var. Boş kombiden petek temizliği yapacağız. Bu evin petek temizliğine ihtiyacı var mı yok mu önce onu tespit edeceğiz. Sonra ihtiyacı varsa temizliğini yapacağız. Bizim kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle inşallah yapacağız. Öncelikle bu 5 senedir burası temizlenmemiş arkadaşlar. Kolektörde normalde yapıyoruz. Kolektör yeri uygun olmadığı için musluk takamadık. Biz de peteklere musluk takıp tek tek temizleyeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Sizin için de faydalı bir video olur. Öncelikle şu büyük filtre var bakın, geniş olan. Bunu açıp içine bakmamız lazım. Temizlenmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Önce onu yapacağız. Doğal gazımızı kapatıyoruz. Şuradan şalterimizi kapatıyoruz kombinin. Daha sonra bakın şurada basıncı görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu basıncı sıfıra düşüreceğiz. Sonra tekrardan buraya geleceğim. Basıncı düşürmenin en pratik yolu kombiye en yakın peteği buluyoruz. Bu da genelde mutfak peteği oluyor. Giriş ve çıkış vanasını kapatıyoruz. Şimdi temizlik yapacağız ya, hepsinin, bütün peteklerin giriş ve çıkış vanalarını kapatıyoruz. Bu su çıkış vanası. Bunu kapattık. Şimdi girişe geçelim. Bu da giriş vanamız. Giriş vanamızı da kapatıyoruz. Bütün peteklerin giriş ve çıkış vanalarını kapatıyoruz. Bu standarttır. Buradan biraz su alacağız. Basıncı sıfıra indireceğiz. Böyle bir tane kap buluyoruz. Şunun altına geçiriyoruz arkadaşlar. Çünkü buradan pis su gelecek. Giriş ve çıkış vanalarını kapattık. Çünkü biz onları kapatmasak, biz burayı açtığımız gibi basınçtan dolayı su fışkırır, her taraf su olur. Biz bunu kontrollü bir şekilde, bunun basıncını düşüreceğiz arkadaşlar. Şöyle açıyoruz boru anahtarı yardımıyla. Evet, su gelmeye başladı. Kirli bir sudur. Bakın fışkırmaya başladı, biraz basınç düşsün. Evet, bunu mutfakta veya da banyodaki petekte yapın. Çünkü bu su ortalığı kirletmesin, size de ekstra iş çıkarmasın. Evet, şimdi suyumuzun biraz boşalmasını bekliyoruz. Muhtemelen bunun filtresi çok kirlidir arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Çünkü kirli gözüküyor. Evet, bakın şimdi bu tapayı takayım, suyu dökeyim, bir daha su alacağım ben buradan. Şöyle. Şu suyu lavaboya dökeyim, bir daha takacağım. Bak, suyu döktüm. Burada tortular falan birikti. Şimdi bunu bir daha açıyorum. Bir daha suyunu boşaltıp basıncını düşüreceğiz. Bakın tortular geliyor, görüyorsun. Bak şuralarda. Evet arkadaşlar, şimdi burayı açacağım. Siz oradan basıncın, şu an basınç düşmemiş zaten. Basıncın düştüğünü göreceksiniz. Şimdi gel buraya, oradan su alsın. Açıyorum, bakın basınç düşüyor. Şu anda petekten inanılmaz bir kirli su geldi. Düştü mü basıncı? Suya bakın arkadaşlar, resmen kına gibi olmuş. Şimdi bunu tekrar kapatalım. Ben şu an üst vanayı açacağım. Evet, şu anda giriş vanasını açacağım. Bana su çoğalacak. Gerçi basınç biraz düştüğü için daha gelmez. Evet, şurayı su kesildikten sonra burayla işimiz biter. Zaten en zor kısım budur arkadaşlar. Gerisi kolaydır. Gerisini halledeceğiz. Buranın suyunu bitirdik arkadaşlar. Şu tapayla kapatalım. Herhangi bir yanlış şeyde su basmasın içeriği. Şu vanayı tekrar kapatıyoruz. Üst vanamızı tekrar kapatıyoruz. Temizlemeye hazır hale getiriyoruz peteğimizi. Evet, bakın basıncımızı düşürdük. Bu kesin bir kuraldır. Basıncı düşürmeden oralara ellemeyin. Her tarafı su basar. Şöyle kapatalım. Bakın şu, bir küçük var, bir büyük var. Büyüğü açıyoruz. Şu vanayı kapatmıyoruz. Vanamız açık kalsın. İçerideki su aşağı gidecek. Burada su dökülmeyecek daha. Şöyle açıyoruz. Şuradaki tapamızı söküyoruz. Burada bir filtre var arkadaşlar. Bak, su aşağı doğru gidiyor. Yoksa su buradan dışarı çıkardı. Biz oradan su boşaltmasaydık ya da bu vana da kapalı olsaydı
Bakın hiçbir damla su dökülmedi gördüğünüz gibi bakın. Şimdi burada bir filtre var. Burayı açıyoruz, bakıyoruz. Evet, bak, filtremiz bu. Hatta burada yırtılmış. Bakın dikkat ederseniz. Yani öyle çok aşırı bir kir yok ama temizlense iyi olur yani. %50 diyelim. %50 kirlidir. Şöyle bakalım. Bakın burada elime tortular geliyor. Bakın dışarı tortular geliyor. Yani bunu kesin temizlememiz lazım. Bunu tekrar geri takıyorum. En son işimiz bittiğinde bunu temizleyeceğiz. Şu tapayı geri takıyorum. Su sızdırmayacak şekilde. Şöyle. Şimdi peteklerimizi temizlememiz gerekiyor. Bundan emin olduk. Temizliğe başlamadan önce doğal gazımızı, elektriğimizi kapatıyoruz. Şuradaki banayı kapatıyoruz. Bak, şuradaki banayı kapatıyoruz. Su verdiğimiz zaman su geri kombinin içine gelmesin diye bunu kapatıyoruz. Bu açık kalıyor, bu kapalı kalıyor. Evet, şimdi temizliğe geçiyoruz. Hadi. Temizliğe geçmeden önce bütün peteklerin üst ve alt banalarını kesinlikle kapatıyoruz. Kapalı konuma getiriyoruz. Tek tek temizleyeceğiz. Temizlediğimiz petekin kiri diğerine gitmeyecek. Temizlediğimiz peteği de tekrar kapatacağız. Öbür peteğin kiri buna gelmeyecek. Komple bir temizlik yapacağız. Öncelikle biz bunu bahçe musluğu ve hortumla halledeceğiz arkadaşlar temizliğimizi. Bahçe musluğumuza teflon bantımız varsa veyahut da biraz keten veyahut da conta vardı. Conta bulursanız o da olur. Nasıl uygun görürseniz, size nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu temizlik tamamen kimyasalsız ve makinesizdir. İlaç kullanmıyoruz. Tamamen organik, hijyenik. Kendi başınıza yapabileceğiniz bir petek temizlemedir. Bu petek temizliği kanalımızda hiçbir şekilde ücretli petek temizliği yapılmamaktadır. Biz sadece video çekmek için petek temizliği yapıyoruz. Hatta kendi şahsi peteklerimiz varsa onu temizliyoruz. Parayla kesinlikle petek temizliği yapmıyoruz. Yorumlarda bazı arkadaşlar yazıyor bize de gelin bize de yapın diye. Biz kesinlikle paralı bu işleri yapmıyoruz. Bizim videolarımızın hepsi ücretsiz yapılan videolardır. Kesinlikle bir ücret karşılığı video yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Ayrıca kombici değiliz. Petek temizleyici değiliz. Bu işleri de yapmıyoruz. Dükkanımız da yok, iş yerimiz de yok. Bilginiz olsun. Evet, şimdi bu musluğumuzu buraya takıyoruz. Tabi şurada bir şey var, inşallah engel olmaz. Şu musluğumuzu buraya takıyoruz. Bahçe musluğumuzu. Evet, burası biraz dar geldi, bizi biraz zorladı. Şöyle takıyoruz. Bu teflon bandı bir sefer sarıyoruz arkadaşlar. Bir sefer yaptık mı bütün evin temizliğini yapabiliriz. Gene altına biraz şey koyalım, ne olur ne olmaz su dökülmesin. Peteğinizden giderinize kadar nereden gider vereceksiniz? Hortumumuzu takalım. Şöyle. Daha sonra vanamızı açalım. Musluğumuzu açtık. Daha sonra su giriş vanamızı açıyoruz. Su çıkış vanamız kapalıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hortumumuzu takip ediyoruz. Bakın gidere vermişiz. Gel buraya. Gel bakın şuraya vermişiz. Tamam mı? Şimdi buradan su akıtacağız. Şu kombinin altına gel. Mavi olabilir, siyah olabilir. Su veriyoruz kombiye. Evet, su verdik. Su sesi geliyor. Peteğe geldik. Şimdi bu peteğe su verdiğim zaman üstten böyle pislikleri alıp aşağıdan giderden dışarı atacak. Şimdi gidere bakalım. Evet arkadaşlar, bakın zemin beyaz, içinde gelen tortuları görüyorsunuz. Bakın. Bu kombinin suyu biraz tazyikli, az tazyik veriyor. Bakın şurada bak, partiküller geliyor. Görebiliyor musun? Heh. Şöyle basınç yapıyoruz. Orada pislikler birikiyor, birikiyor. İyice basın şişiyor, bırakıyoruz. Bakın daha çamurlu da su geliyor. Bakın partiküller görüyorsun. İşte bunlar filtrelere tıkıyor. Böylece bakın daha çok kir gelmeye başladı. Gördün mü? Bir daha yapıyoruz.
Bunu alıyoruz. Böyle böyle yapalım. Böyle yapıyoruz, bırakıyoruz. Evet, şimdi bu su temiz ve berrak olana kadar bütün peteklerde aynı sistemi tek tek yapacağız. Aha geldi. Görüyor musun? Basınç yaptım. Kombinin basınç şeyi de biraz düşük olduğu için arkadaşlar manuel olarak yapmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça içindeki bütün pislikleri toplayıp toplayıp getiriyor. Yani bu şekilde parmakla basınç yapıyorum. Başka bir şey yaptım yok yani. Orada su birikiyor, sıkışıyor, kirleri ileri geri hareket ediyor. Ve bu şekilde dışarı veriyor. Suyumuz berrak akmaya başladı. Bakın ben berrak bir su geldi. Şu anda bu peteğimizin temizliği tamam. Şimdi yapacağımız işlemlere geçiyoruz. Daha sonra kombiye geliyoruz. Kombiye su vermeyi kesiyoruz. Kapattım kombiye su vermeyi. Daha sonra peteğimize geliyoruz arkadaşlar. Üst su giriş vanasını kapatıyoruz. Su çıkış vanamız zaten kapalıydı. Üstünü de kapatıyoruz. Öbür petekleri temizlediğim zaman ondaki kirler bu peteğe gelmesin. Bunu temizlemişiz zaten. Daha sonra musluğumuzu söküyoruz. Önce hortumumu söküyorum. Daha sonra tahtamız musluğu geri söküyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, şu anda üst vanamız kapalı olmasaydı tabi buraya su basardı. Üst vanamız kapalı olduğu için su buraya basmıyor. Daha sonra söktüğümüz kapağı geri takıyoruz. Evet, bu petekle işimiz bitti arkadaşlar. Aynı diğer kalan altı peteği de aynı şekilde temizliyoruz. Ondan sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Onları anlatacağım. Son peteğimize geldik. Son peteğimizi temizliyoruz. Bu bağlantıdan dolayı birkaç yere musluk girmedi arkadaşlar. Daha bağlanamıyoruz. Biz de bu aşamada radyatör bağlantı nipeli kullanıyoruz. Tek taraflı radyatör bağlantı nipeli. Bundan bizim videomuz var. Nasıl yapıyoruz? Oradan da izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına da koyarım bunun linkini. Bu böyle bir sistemle de nasıl yapılır? Şimdi bunu da tekrar söküyoruz. Üst vanamız kapalı. Evet, içindeki pisliği görüyorsunuz nasıl geliyor. Şimdi bağlantı nipelimizi takıyoruz. Ama buraya musluk girmiyor arkadaşlar. Bunun da çözümü burada, bağlantı nipeli. Bizde her çözüm yolu vardır arkadaşlar. Çözümsüz bırakmıyoruz. Şöyle takıyoruz. Şu şekilde takıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz bu hortumu niye sonradan takmadım. Çünkü hortum geniş, buna bant sarılı. Sök tak sök tak. Bayağı bir zaman ve emek istiyor. Böyle daha pratik oluyor. Biraz döndürmemiz gerekiyor ama en pratiği şu an bu şekildedir. Şu anda bağlantımız tamam. Üst vanamızı açıyoruz. Daha sonra kombimize su vereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi havlu panı yapıyoruz. Havlu panı biraz daha değişik bir stille yapılıyor. Bakın buradan açtık. Direkmen veriyoruz. Hortuma bağlı diye. Zaten banyoda bir su gidiyor. Şimdi bu vanayı açıyoruz. Evet, şimdi kombiden su vereceğim. Bakalım nasıl bir pislik çıkacak. Evet, bir bakalım ne kadar su geliyormuş. Görüyorsunuz değil mi pisliği? Bak. Resmen çamur akıyor. Bak. Resmen çamur akıyor. İşte biz böyle petek temizliyoruz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunu da buradan pompalama yapacağız. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle de tutacağız. Basınç yapacak. Sonra bırakacağız. Geri kalan pisliği kendisiyle getirecek. Gördünüz değil mi bakın? Hortum mu? Bir daha yapıyorum.
Şu anda petek temizleme videolarına kullandığım bütün yöntemleri hepsini bu petekte, hepsini bu evde denedim arkadaşlar. Hepsi de işe yarıyor. Hepsini de belli bir yerde işe yarar teknikleri var. Şimdi açıyorum, hazır mısın? Kaç. Evet, müthiş bir teknik. Evet, şimdi bu da su temiz olana kadar bu şekilde temizliğini yapıyoruz. Bütün peteklerimizi güzel bir şekilde temizledik. Gördünüz nasıl temizlediğimizi. Banyodan o kir nasıl aktı. 10 numara 5 yıldız temizledik. Şimdi ne yapacağız? Temizlik bittikten sonra kapattığımız altı üst vanaları açıyoruz. Üst vanamızı açıyoruz. Alt vanamızı da açıyoruz. Peteklerimizi temizledikten sonra sıra kombimize geliyor. Şu filtreyi temizleyecek. Hatırlıyorsanız videonun başında bundan yola çıkmıştık. Şu vanayı açıyoruz arkadaşlar. Burada su sızmasın. Bak, su aşağı doğru şu an su sesi geliyor. Daha sonra şu filtremizi söküyoruz. Şu büyük olanı. Şu an su aşağı doğru gidiyor. Parmağımızı sokuyoruz, çıkarıyoruz. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bakın çamur resmi, çamur etrafı olmuş. Bunu temizleyelim. Kireç çözücü. Şöyle ekliyorum. Evet. Evet, şöyle bir yedirelim iyice. Buradaki pisliği falan alsın. Bakın temizliyor, görüyorsunuz. Kendi kendine temizliyor. Şu an hiçbir şey yapmadım. Böyle bir diş fırçası da alıyoruz. Kullanmadınız. Sonra çöpe atacağınız bir diş fırçası da alıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bunu temizliyoruz. Daha sonra buradan biraz temizleyeceğiz. Daha sonra böyle yapacağız. Şöyle için dişinin deliklerini iyice açacağız arkadaşlar. Evet, şimdi filtremizi iyice temizliyoruz. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bakın tamamen deliklerini açtık. Bu şekilde olması lazım. Filtremizi temizledik. Şimdi bunu yerleştiriyoruz. Şurada bir delik var. Şunu yukarı alacağım. Şu şekilde. Şöyle tıpası var, takıyoruz. Şu anda temizliğimizi bitirdik. Evet, vanamızı açık. Şu anda kombimize su vereceğiz. Kombimize suyumuzu veriyoruz. Şuradan gel. Şuradan açalım. Şuradaki basıncı ikiye getireceğiz. Bakın şuradaki basıncı ikiye getireceğiz. Sonra havasını alacağız. Basınç düştüyse biraz daha su verip ikiye getireceğiz. Peteklerimiz suyla doldu. Şimdi basıncımız yükseliyor. Bakın şu şekilde. 2 bar basınca geldi. Bu kombi biraz yavaş su aldığı için biraz uzun sürüyor. Burada kapatıyoruz. Kapattık. Peteklerimize su girdi. Basıncımızı ayarladık. Şimdi kombimizi çalıştırıyoruz. Doğalgazımızı açıyoruz. Şalterimizi açıyoruz. Kombimize elektrik geliyor. Şu anda bir böyle bir şeyler yapıyor artık, ne yapıyorsa. Dua ediyor şu anda, inşallah çalışırım diye. Kombimizi 70 dereceye alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, peteğimiz 70 dereceye geldi. Gayet güzel yanıyor. Yalnız şunu belirteyim. Üst ve alt arasında muhakkak 10 derece fark olur. Yani alt üst gibi olmaz kesinlikle. 10 derece fark normaldir. Alt buz gibi ise o zaman demek ki bir anormallik vardır. Şimdi peteğimizin havasını alacağız. Çok pratik bir hava alma yöntemi göstereceğim size. Alt vanamız açık kalıyor, üst vanamızı kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi peteğimizin havasını alacağız. Buradan havamızı alıyoruz. Şuradan bir kova yerleştirelim. Şu zaten klasiktir, hava alma. Her yerde uygulanan bir şey. Bunu artık öğrenmişizdir. Şuradan açıyoruz. Su geliyor. Evet, bak. Buradan şu anda su geliyor. Evet, şöyle biraz arttıktan sonra şu anda normalde bu petekte hava yok. Şimdi gel üst vanaya bir daha. Üst vanamızı açıyoruz. Oradan da biraz su geliyor. Evet, şöyle 15 saniye kadar su geliyor. Sonra kapatıyoruz. Peteğimizin havasını da aldık. Zaten normalde hava yoktu içinde. Hava varsa da nasıl alacağınızı da gösterdik. Evet, şimdi ev sahibinden soralım. Şimdikiyle önceki arasında ne fark var? 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü önceden peteğin yarısı yanıyordu, yarısı yanmıyordu.
ve içerisi de hiç ısınmıyordu. Şu an daha ilk dakikalardan içerisi ısınmaya başladı. Ben Ali videolarına çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Evet, teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.